Herkese selamlar dostlar. 4 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var ideallerinden ve bugün genellikle yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Fenerbahçe Beşiktaş maç skoru bilen arkadaşımız yok. 4-2 Fenerbahçe yazan var fakat 4-2 Beşiktaş yazan yok. Bir arkadaşımız 4-2 Beşiktaş yazmış fakat yorumu düzenlenmiş. O yüzden onu haliyle eledim. Maç skoru yarışması olarak da sizlere Chelsea Liverpool maç skoru ne olur? Çok zor bir maç. Yani ciddi anlamda çok zor bir maç. Alt bitme ihtimali de var. Yani bir anda koparsa üstte de gidebilir. Zor bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Maç, skor maç skorlarınızı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Herkese bol şanslar. Bu arada Instagram adresimiz değişti. Instagram adresimiz Kangal Bey. Yine iletişim kurmak isteyenler buradan benimle iletişim kurabilir. Bilginizi arkadaşlar bunun da bilgisini sizlere vermiş olalım tekrardan. Ve pazar günü yüksek misli neler yaptık bundan bahsetmek istiyorum. Pazar günü normalde 2 tane yüksek misli veririm. ben 3 tane yüksek misli verdim. En soldan başlayalım. Yüksek mislinin bir tanesine en soldaki Fenerbahçe Beşiktaş maçına var olarak değerlendirdim ve 1250 TL önerdim. Günün en yüksek mislisi buydu 1250 TL bandında. Fenerbahçe maçına var olarak değerlendirdim. Oradan bir aldık. Ortaya geçelim. Avrupa özel olarak veya yani özel olarak belirttim. Fenerbahçe Beşiktaş maçına 6 sarı kart üst olarak verdim. Oranı bir 40 vardı. Buna da dedim ki 500 TL. Zaten ilk yarıdan 6 tane sarı kart çıktı. Ki kırım sonradan kırmızı kartlar, tekrardan sarı kartlar derken 10 taneyi buldu zaten neredeyse. Buradan da bir yakaladık. Buradan da aldık mı? Aldık. Sağa baktığımız zaman da yüksek misli Avrupa kombini 1.87 gibi orandan önerdim. Monaco maçına 1.5 Giresun maçına Giresun'un atacağı 1 gol. Fenerbahçe maçına da çifte şans verdim. 10 kişi takımdan 4 tane gol deyince ayar kaçtı zaten. Yapacak bir şey yok. Buradan da bunu verdik. Dengeledik yani bir sıkıntımız yok ama kötü gitti yani. Çifte şansından 10 kişi takıma biraz kötü oldu geçtim bunu. Kombine raporuna baktığımız zaman da pazar günü en solda gördüğünüz ana kombinemizdi. Werder Bremen maçına var, Fenerbahçe var maçına alaraktan da iki orandan doğrudan bir kazandık. Günün zaten ana kombinesi buydu. Girilecekse yüksek buna girilir zaten. Onun yanına bir adet de alternatif kombine verdim. Dedim ki, Trabzon, Alanya maçını var olarak alalım. Real Madrid'de 4.5 altında 1 kalır diye düşünüyordum. 6-0 bitti. O başarısız oldu. Onu da gösterelim ve Günün bir tane tekli önerisi yaptım. Newcastle'la United mücadelesi vardı. O, o mücadeleyi de tek başına 2-3 gol önerdim. Bunu alacaksanız tekli alın dedim. Yüksek oranı güzel zaten. 1.80 Avrupa'da 2 oranı var bunun. O da başarılı oldu. Toplamda 3 kombine verildi. 3'ten 2 tanesi de zaten bu şekilde başarılı oldu. Ana kombinin gelmesi ayrıca güzel oldu. Geçtim. Yine aynı şekilde Telegram gruplarımızda hafta sonu da Cumartesi Pazar hiç fark etmesin. Fark etmez sizin canlı maçlarla da ilerledik. Yine canlı maçlar oynayan iddia varsa katı Telegram gruplarımıza gelebilir. Zaten seviyeler, bilgilerin hepsi zaten yazıyor. Canlı maçlarla da ilerlediğimizi belirtelim. Geçtik videomuza. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Bakın dün kombin önerisi yaptım. Daha bu akşam oynanacak. Güzel seviyede like'lar geldi. Yine aynı şekilde bu videoda güzel seviyede like gelirse ben kombin önerisi yapmaya sizlere burada devam edeceğim. Bilginize bol şanslar. Ankara gücü Trabzonspor mücadelesi. Bu bir Ziraat Türkiye Kufa mücadelesi. Kupa mücadelesi olduğu için riskli tercihlere gitmekte veya yüksek oranlı tercihlere gitmekte fayda var. Maçın şöyle bir beklentisini anlatayım ben sizlere. Her iki takımda defansı bence şu an kötü. Nal topluyor defans her iki takımda. Trabzon Kayseri'den 4-7 şeyde Karadeniz'de, Trabzon'da. Ankara gücü Başakşehir'e penaltı kaçırdı, kale dibinden pozisyonlar kaçtı falan derken Ankara gücü de son iki maçtır gol dahi atamıyor. Ayrıca takımın başına yeni gelmiş bir hoca var. Tolunay Kafkas geldi bildiğiniz üzere Ankara gücünün başına. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Mücadelenin bir beklentisi bence var. Yani bunun oranı bir 46. İdadeden alacak olsam, kupa maçlarını ben kolay kolay kombineye koymam. İdadeden almış olsam bu mücadeleyi var olarak değerlendirme altına alırım. Geçtim bunu. Altına bir tane de bir yüksek oranlı bir şeyle doldurmak istiyorum. Ben mücadelenin ikinci yarı daha çok açılmasını beklediğimden dolayı da en çok gol ikinci yarı gelebilir. Ankara gücü ilk başta biraz tutabilir. Mücadele kupa maçı olmasından kaynaklı ikinci yarı açılması da ihtimalli. O yüzden 1.82'den de en çok gol ikinci yarıda sistem kuponları ekstra olarak alabileceğiniz bir tercihtir. Bournemouth'la Brighton mücadelesi. Brighton inanılmaz bir futbol sergiliyor. Yani ben burada bu futbolu oynayan Brighton'a karşı gün ters de olsa gidip de karşısına kesinlikle almam. Ben buradan çok güzel bir tercih aldım. Brighton ilk yarılarda güzel bir futbol oynuyor ki Bournemouth'un son maçına baktığımız zaman da Fulham organize geldiği zaman da Fulham kalesinde pozisyonlara girebiliyordu. Ki Bournemouth'la o mücadele 2-1 kazandı ki birçok pozisyon kaçırdı. Fulham'ın da defans hataları. Ama Brighton takımı hem organize gidebilen bir takım hem de defansta o kadar hata yapmayan takımlar bir tanesi. Ki kitap gibi takım. Özellikle sonralardan ortaya çıkan Mitoma. Mitoma sonralardan çıktı şu an takımın yıldızı gibi oynuyor. Sol kanatta terör estiriyor. Onun da bilgisini vereyim. Yani ben burada Brighton tarafındayım. İlk yarıdan gelecek bir Brighton golünün oranı güzel. Şöyle göstereyim. 1.50 oranı var bakın. Maç ikiye 2'ye gitmiyorum. ilk yarıdan Brighton bir tane gol atsın. 1.50 oran alırız burada. Ki atma ihtimali de var mı? Bence çok var. Çünkü çok güzel oynayan bir takım. İleride ya Welbeck olur ya da Ferguson mu ne var? O eleman da 10 maçta 7 gol mü ne yaptı? Genç yetenek. O da olabilir ama geçen maçta Welbeck oynadı. Onun da bilgisini vereyim. Ben bir de yüksek orana gitmek istiyorum. İlk yerden Brighton bir gol atabilir. Okey. Mücadelenin de 2-1-3-1 bir, bitmesini beklediğimden dolayı da 2.5 üstünde 2 Alırsanız da arkadaşlar x09 orandan sisteme atabileceğiniz bir oran olduğunu düşünüyorum. Bu mücadeleyle böyle bir değerlendirmem var. Üçüncü mücadele Leicester ile Aston Villa mücadelesi. Gunners'la yollar ayrıldıktan sonra artık bakalım şunu merak ediyorum ben Leicester iyi oyununu sergileyip acaba. Ya bir galibiyetler çıkartabilecek mi? Acaba oyuncular hocayı mı yemeye çalıştı? Ya bir sorun mu oldu? Bunu merak ediyorum. Bunu öğrenemedim açıkçası. Bir araştırdım fakat bulamadım. Herhangi bir kavga mı var vesaire bir merak ettim. Bulamadım. Geçen maçta mesela yenildi Crystal Palace'a 2-1 mi? 0 mı ne? Jimmy Vardy oyuna hiç girmedi mesela. Yani takımın en golcü isimlerinden biri. Leicester tarihi sanırım en golcü ismidir belki. Tabii oyuna hiç girmedi. Onun yerine Ihana çok girdi. 11'de de Dak'a başladı. Yani şu an yardımcı teknik direktörler de takımdan ayrıldı. İki tane yardımcısı vardı Brandon Rodgers'ın. Onlar da takımdan ayrıldı. Bu maçı açıkçası merak ediyorum. Yani Leicester tarafından bir oyun bekliyorum bu maçta. Aston Villa da son dönemde iyi gidiyor ve şunu söyleyeyim Aston Villa geçiş oyununu iyi oynayan bir takım ve bu maçta da geçiş oyunuyla birlikte Leicester kalesinden de gol bulmasını bekliyorum. Mücadelenin beklentisi bence bir birbirine yakın. Bu mücadelede iki takımın da atacağı golü 1 45 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bol şanslar. Chelsea-Liverpool. Bu maçın maç konu sizlere sorduk. Yine bilen bir arkadaşımızı katıl telegram gruplarımıza Nisan ayı boyunca alalım arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum bu mücadeleyi. Chelsea tarafında e, Grand Potter'la yollar ayrıldı. Takımın başına Nagelsmann veya Pochettino mu gelecek şeklinde bir haberler vardı. E, Tottenham Nagelsmann'ı istemiş fakat Nagelsmann sanırım Chelsea'yi istiyor. Haberler bu yönde. Liverpool tarafına baktığımız zaman da City'ye yenildi. Kaleye sadece isabetli bir şutu var o da gol. Muhammed Salah'ın Jota, ya, Jota, arkaya bıraktı. Salah güzel bir şekilde attı. Yani zor bir mücadele. Yani bir var tercihi alınabilir bu mücadelede. Varın oranı burada ideal bir 1.44 seviyesinde. Her iki takımın atacağı gol beklenebilir. Fakat ciddi anlamda zor bir mücadele. Yani bulaşmayacağım karşılaşma. En azından şöyle bir yüksek oran alalım bu mücadelede. Var tercihiyle orantılı olarak zaten mücadele bence 1-1'e biraz yakın. Ama biz 2-0'ı da yanımıza alalım. 2-1'leri de yanımıza alalım. Tersten 2-0'ı da alalım. O yüzden 2-3 gol tercihini burada 1.81 gibi orandan yüksek oranıyla sizden önermek istiyorum. Liverpool'un oyununda bir düşüş var zaten. Yani sallantılı bir Liverpool var. Chelsea'de hoca gitti. Kadro nasıl olacak belli değil. Bir sürü transfer yaptı. Felix güzel mesela o transferlerin çok iyi. Mudrik oynayamıyor. Maduke şans vermiyorlar. Daha doğrusu oynayamıyordan kastım. Mücadeleyle ben 2-3 gol bandında bitebileceğini düşünüyorum. Ama idealden isteyenler de var tercihini alabilir yani burada. Juventus'la Inter karşılaşması. Son dönemdeki form aralığına baktığımız zaman da ligde zaten Juventus'ta iyi gidiyor. Fakat Juventus'un bildiğiniz üzere puan silme cezası aldı. Puan silindikten sonra ligde 7. 8. liye kadar gerileyen şu an 7. sırada olan bir Juventus takımı var. Yani ilk 4 şansı biraz zor. Bunun gelecek yılda yani yolu Avrupa'dan geçmesi istiyorsa Liverpool takımı, Juventus takımı Inter'e karşı buradan bir elemesi gerekiyor Inter'i. Turu geçer Inter'in, turu geçer Juventus oranı 2 oranı var bakın. Avrupa'da 2'in birbirine oranı var. Nesine'de 2 oranı falan var. Ben burada bir Juventus'un turu atlamasını bekliyorum. Burada da Juventus galibiyeti çıkar mı? Yani sistem kuponlarını isteyenler de Juventus galibiyeti ekleyebilir. Fakat ben burada turu geçen tarafın Juventus olmasını bekliyorum. Son dönemdeki form formlara baktığımız zaman da internette bu kadar eksik olmasından kaynaklı. Juventus'un burada bir galibiyet bile alabileceğini düşünüyorum. Burada alacaklar Juventus tarafına gitsin derim. Onun dışında şöyle bak baktığımız zaman da Juventus'un zaten bu kadroyla birlikte form grafiğiyle birlikte kendi evinde alması da bence ihtimal. Toplamda 5 adet mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlarından değerlendirmeye çalıştım ki ağırlıkla yüksek oran önerdim sizlere. Her maça bir önerim oldu açıkçası. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Chelsea Liverpool maç skorunu zaten sizlere sorduk ne olur diyerekten de değerlendirecekler bol şanslar. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.